Selam arkadaşlar. Video başlamadan önce hepinize son bir aydır olan aktivite için çok teşekkür ederim. 2 videomuzu 50.000 izlenmeye geçti ve 2.000 beğeni geçti. Arkadaşlar şu anda bu videoyu beğenirseniz ve yeniyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine konumuz FIFA 20. Bu sefer ise çok güzel haberlerim var arkadaşlar. Ve bu haberlerimi şimdi sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ya inanın çok heyecanlanıyorum bunu anlatırken. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar benim kanalım FIFA üzerine ve bu oyunun iyi olması sizlerle beni daha güzel bir şekilde buluşturacak. Eğer bu oyun güzel olursa daha mutlu olacağız, daha güzel yayınlar yapacağız, daha güzel videolar çekeceğiz. O yüzden gerçekten de çok heyecanlı olduğumu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle şöyle başlayalım. FIFA 20'de ekrana gelecek ikonlardan bazılarını zaten videonun başında gördünüz arkadaşlar. Bu ikonlar FIFA'nın online, biliyorsunuz FIFA Online diye bir oyun var, ayrı bir oyun. EA Sports'un oyunu yine, ancak oyunun yapımcıları, oyunu yöneten herkes farklı arkadaşlar. Burada arkadaşlar normal FIFA Ultimate Team'de olmayan bazı ikonlar var ve genelde EA Sports arkadaşlar FIFA Mobile ve bu FIFA Online'ı kullanıcının üzerinde bir şeyler denemek için kullanıyor. Önce çoğu şeyi oraya getiriyor. Eğer orada kullanıcılar tarafından beğenilirse gerçek FIFA Ultimate Team moduna gönderiliyor arkadaşlar. Ve burada bazı ikonlar geldi ve ikonlara olan ilgi, özellikle Twitter'da olan ilgiyi gören EA Sports mutlaka bu ikonları arkadaşlar, videonun başındaki 3 tane ikonu %100 şekilde arkadaşlar mutlaka FIFA 20'de de bizlerle birlikte buluşturacak. Kaka'nın gelmesi bu arada çok güzel olacak. Guti de aynı şekilde. Bakalım neler olacak. Bunun dışındaki temel sorun şu. FIFA 19'da olan ikonlardan bazıları arkadaşlar FIFA 20'de olmayabilir deniliyor. Bunlar için tabi biliyorsunuz tamamen sponsorluk anlaşmaları arkadaşlar. Büyük ikonlardan Ronaldo Nazario olmayabilir deniliyor arkadaşlar. Bunu tam olarak detayını bilmiyorum. Ancak mutlaka ya para için ya da herhangi bir görsel patent için olacağını düşünüyorum. Yani FIFA 19 ve FIFA 20'deki ikon sayısı aynı olmayabilir arkadaşlar. Öncelikle sizlere bunları söyleyelim. Şu anda görmüş olduğunuz menü falan arkadaşlar tamamen resmi bunlar. Bu geçen gün Ander Herrera Paris Saint Germain transfer olduktan sonra onların paylaşmış olduğu bir görüntü. Tabii ki beta olabilir, FIFA 20 değişecek olabilir ama ben açıkçası pek bir değişiklik olacağını bu saatten sonra düşünmüyorum. Arkada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Pepe ve Fikret Orman'ın tekrar da aynı fotoğrafı kullanmışlar. Umarım hani olmaz. Tabii iyi düşünelim, iyi olsun diyeceğim ama umarım hani bu tarz aynı menüyü bizlerin önüne sunmazlar. Bu videonun içinde tabii oynanış videoları da olacak. Onları zaten göreceksiniz arkadaşlar ama ben önce aldığım bilgileri size de vereyim. Ondan sonra hep birlikte izleyelim diye istiyorum. Oyunun kapağında Cristiano Ronaldo olacağı arkadaşlar artık %100 oldu. Çünkü biliyorsunuz ki tecavüz vakası kapandı. EA Sports artık bu Ronaldo mevzusunu sona getirdi arkadaşlar. Dolayısıyla oyunun market yüzü olarak tekrardan Cristiano Ronaldo'nun kullanılması %99. Eğer ki Ronaldo EA Sports'a ben böyle bir şey olmadı halde beni zor duruma düşünüz, beni oyundan kaldırdınız, ben sözümü feshetmek istiyorum demezse Ronaldo tekrardan FIFA 20'de de kapak yüzü olacak. Ama Ronaldo böyle derse arkadaşlar %99 ihtimalle Kylian Mbappe olacak. Ve şunu da söylemek istiyorum ki FIFA 20'de arkadaşlar Jadon Sancho üzerine çok fazla bir eğilim var. Bunu zaten hem Volto trailerlarını görebiliyorsunuz, hem bu EA Sports'un yapmış olduğu etkinlikte demo kapak yüzünün Jadon Sancho olmasından görebiliyorsunuz ki FIFA 20'de Jadon Sancho'ya özel bir şeyler olabilir arkadaşlar. Bu ne olabilir? Oyunun dizaynında kullanılabilir. Mesela bu sene Dybala, Neymar falan vardı ya. İkinci star belki Jadon Sancho olabilir. Çünkü hem İngiliz, hem İngiliz yani hem Premier Lig'e bağlantısı var. Hem Bundesliga'da oynadığı için Dortmund'u kapsıyor. Yani böyle özel bir oyuncu arkadaşlar. Dolayısıyla FIFA 20'de Jadon Sancho'nun da çok özel bir yeri olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim asıl bilgilerimize. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Volta çıktığı zaman herkes çok sevmişti. Önce FIFA Street oynayacağız falan. Ama velakin sonra bir haber gelmiş ve bu haber tamamen bütün kullanıcıları üzmüştü. Bu haber neydi arkadaşlar? O da şuydu. Volta'nın normal Ultimate Team'de maç yapar gibi herkes kendi takımı yönetecek şekilde olacağı söylenmişti. Ve bu da insanlar tarafından çok yadırganmıştı. Çünkü insanlar Volta'nın tıpkı Pro Club'da olduğu gibi herkes kendi adamını yöneterek oynanacağını düşünüyordu. NBA My Park oynuyorsanız biliyorsunuzdur. Herkes kendi adamını yönetiyor sevgili dostlar. Ya da Pro Club oynuyorsanız biliyorsunuz ki herkes kendi adamını yönetiyor. Yani Volta'da, yani sokak futbolunda 4'e 4 maç yapacağınız zaman sevgili dostlar, örnek olarak 4 kişi ayrı, 4 kişi ayrı, toplamda 8 kişinin maça girmesi gerekiyor diye düşünüyorken EA Sports bunun öyle değil. Herkes kendi takımını yönetecek, yani 2 kişi 1 vs 1 atacak şeklinde olacağını söylemişti. Bundan sonra, yani halkın ve oyuncu tepkilerinden sonra EA Sports LinkedIn sayfasına arkadaşlar. LinkedIn hepiniz biliyorsunuz, bu profesyonel bir ağ. İnsanların iş bulmasını sağlayan, işte profillerin oluşturdukları sosyal değil, profesyonel bir arkadaş. Altını çiziyorum. Tamamen iş görüşmeleri, işte şirketlere bakabiliyorsunuz.
EA Sports arkadaşlar buradan sürekli online engineer ilanları bastı. Özellikle bu Volta duyurusundan sonra online engineer, software engineer ilanları arkadaşlar bu dönemde çok arttı. Şimdi bu dönemde artması birazcık saçma. Neden derseniz, çünkü zaten oyunun development, yani oyunun yapım süreci çoktan bitmiş arkadaşlar zaten. Bunun olmasının tek sebebi kısa zamanda oyuna bir şey ekleme istekleri arkadaşlar. Ve bence bu eSports'un gelen isteği Volta'nın arkadaşlar tıpkı Pro Club gibi daha güzel bir şekilde herkesin kendi başına oynayabileceği bir mod haline dönüştürmek. Bence tamamen amacı bu. Yoksa yaz ayında arkadaşlar oyun falan bitmiş, her şey bitmiş. Bu kadar fazla alım neden yaparsınız? Bunu ben size yorumunuzu bırakıyorum. Benim kendi görüşüm, yani vermiş olduğum varsayımdan eSports'un arkadaşlar Volta modunu geliştirmek için böyle bir şey yaptığını ben düşünüyorum. Yani sokak futbolu moduna karşı hala bir ilgimiz var. Şimdi gelelim asıl gameplay kısmına. Bu videoda arkadaşlar tabii ki biliyorsunuz ki yani çok fazla görüntü alamıyorsunuz orada. Çünkü EA Sports'un çalışanları orada sürekli arkanızda akbaba gibi bekliyor. Bunlar da arkadaşlar alınmış iki tane kısa görüntü var. Şimdi ben bu görüntüleri daha uzunlarını da izledim arkadaşlar. Ancak daha uzunlarını zamanda izlemiştim, mal gibi kaydetmediğim için affedersiniz. Şu anda sizlerle birlikte paylaşamıyorum. Size şunu söyleyebilirim. E3'te oynanan oyun arkadaşlar FIFA 19'un aynısı. Yani burada izlemiş olduğunuz görüntüler de FIFA 20 için bir kıstas değil. Öncelikle sizlere bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki her zaman herkes şunu söyler. Bu capture eventler oluyor vesaire. Oradaki oyunla çıkan oyun arasında fark oluyor. Yani FIFA 20'yi arkadaşlar çıkmadan, oynamadan bir şey söyleyemeyiz. Buradaki oyunların görüntülerinin aynısı FIFA 19'da da var. Yani FIFA 19'a bir şeyler eklemişler. Oraya insanlara sunmuşlar. Zaten ben bunu son 3 videodur da söylüyorum. PlayStation 5 çıkmadan FIFA'da arkadaşlar da herhangi bir oyunda köklü bir motor değişikliği, grafik değişikliği, animasyon değişikliği beklemeyin. Çünkü tamamen oyun firmaları PlayStation 5, yani yeni jenerasyon konsollara odaklanmış durumda. PlayStation 5 ile birlikte arkadaşlar FIFA'nın da motoru değişecek, PES'in de motoru değişecek, NBA'in de motoru değişecek. Çünkü bu artık zorunlu kılınacak arkadaşlar. Yeni konsol, yeni dinamikler, yeni ekran kartı, yeni görsellikler dolayısıyla PlayStation 5'e kadar hiçbir oyundan yüksek bir değişim beklemeyeceğiz. Şimdi FIFA 20'de arkadaşlar, öncelikle size şu bilgiyi de arada vereyim bana çok soru sorduğunuz için. Biliyorsunuz geçen sene ben bir taktik bulmuştum, bütün Türkiye FIFA'yı bizim kanalımız sayesinde, bizim ailemiz sayesinde çok ucuza almıştı. Şimdi bu sene PlayStation 4 için 300 TL, Xbox One için 250 TL'ye kadar bulabildik. Yani bunu kardeşlik yaparsanız arkadaşlar PlayStation için 150-150, Xbox için 125-125 şeklinde alabiliyorsunuz. Hala araştırmaların devam ediyor. Daha ucuzlarını da bulacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten daha çok zaman olduğu için panik yapmayın. Oyunu da ön sipariş vermeyin. Benden haber bekleyin. Ben size oyunu en ucuz şekilde almanızı sağlayacağım. Şimdi normal videomuzun içeriğine devam edelim. Volta'nın güzelleşeceğini söyledik. Kariyer modundan geçen hafta bahsettik. Pro Club'dan bahsettik. Şu anda arkadaşlar EA Sports'un yapacağı en önemli şey Hollanda, Almanya ve Belçika hükümeti ile bu FIFA Points durumunu halletmek. Eğer bunlar hallolmazsa FIFA 20'de büyük patlak verecek arkadaşlar. Çünkü pro player'lar kadro kuramayacak. Kadro kuramayınca FUT Champions'da başarılı olamayacak. Başarılı olamayınca da ısrar edecek. Yani sürekli EA Sports'a tweetler atılacak. Bizim ülkemiz oyuncuları sizin yüzünden gelişemiyor gibi. Ve bu da arkadaşlar bir kaosa sebep olacak. Dolayısıyla önümüzdeki sene ben paket olayında da büyük bir değişiklik bekliyorum. EA Sports itizen de baştan. Bunu da tekrardan size söylemiş olayım. Kapak yüzünden de bahsettik. Jadon Sancho'nun özellikle çok fazla etkili olmasından da bahsettik. Bunlar dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Sizin bana başka bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum. FIFA 20'ye karşı olan beklentilerinizi sakın ama sakın arttırmayın. Bu oyun FIFA 19'a çok benzer olacak. Dolayısıyla fazla böyle bütün her şeyinizi bu oyuna bağlamayın arkadaşlar. Bunu ben size baştan söylüyorum. Hemen hemen aynı bir sene bizi bekliyor. Tek heyecanımız tabii ki Volta ve kariyer moduna yapılacak olan yenilikler arkadaşlar. Bunun dışında benim FIFA 20'ye karşı duyduğum herhangi bir heyecan yok. Çünkü Ultimate Team modunda her sene aynı şey. Yani oyun güzelleşse de zaten sonuçta yapacağımız şey aynı. Kötü olsa da aynı. Ama Volta tamamen yepyeni bir heyecan olacak. Yepyeni bir mod olacak. Yepyeni bir jenerasyonda FIFA Street oynama keyfini bize sunacak. Ve bu oyun modunda da benim videonun başına bahsetmiş olduğum yenilikler gelirse gerçekten de Ultimate Team'in önüne bile geçebilecek bir mod olacak. Özellikle benim bahsetmiş olduğum herkesin kendi adamını yönetme mevzusu çok önemli arkadaşlar. Kilit rol oynayacak kısım burası. EA Sports'un işe alımlarından da bahsettik. Ben aslında bugünlük arkadaşlar mesaimi tamamladım. Sizlere bir sorum olacak arkadaşlar. O da şu. Biliyorsunuz ki ben PlayStation oyun konsollarında bayağı bilgiliyim.
Şöyle bir video yapmak istiyorum. PlayStation 4 konsolunda çoğunuzun bilmediği şeyler. Ama bu çoğu hani izlemiş olduğunuz şey, yok uzaktan ekranı açabiliyorsun, yok kumandanın şurasına basıyorsun falan değil abi. Resmen sistemin içinde sizin bilmediğiniz ayarlar var arkadaşlar. Daha doğrusu PlayStation'ın kimsenin bilmesini istemediği ayarlar var. Bu konuyla ilgili bir video yapmak istiyorum. Ancak buna olan ilginizi bilmiyorum. Böyle bu tarz bir video ister misiniz? Bana bunu yazabilirsiniz yorumlarda. Çok 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 sevinirim. Tekrardan aynı desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Geçen videolarda olduğu gibi. Hepinizi çok seviyorum. İzleyen herkese çok teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ve soruma da cevaplarsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.